Muharrem İnce 30.73, Demirtaş 8.30, Akşener 7.37, Karamollaoğlu 0.89, Perinçek 0.20. Cumhurbaşkanlığı seçimindeki son durum böyle, rakamlar böyle. Şimdi Türkiye'de toplam milletvekili sayısı üzerine isterseniz rakamları şöyle bir bakalım. Bu rakamlar da büyük önem taşıyor çünkü. Türkiye'de toplam milletvekili sayısı, parlamentoda aslında parlamenter sistemde tam 550 milletvekili vardı. Ancak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte 600 milletvekili oldu. Peki 600 milletvekilinin dağılımı nasıl? Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte ittifaklar da gündeme geldi. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı. Cumhur İttifakı %53.58, 342 milletvekili. AK Parti 293 milletvekili, MHP 49 milletvekili. Millet İttifakı'nın toplamı %34.15. 191 milletvekili, CHP 146, Saadet 0, İYİ Parti 45 milletvekili ve HDP de barajı aştı. 67 milletvekiliyle HDP %11.54 ile barajı aştığını söyleyelim. Biraz yüzdeleri okuyalım isterseniz. AK Parti %42.42, MHP %11.16, CHP %22.73, Saadet 1.36, İYİ Parti %10.6, HDP %11.54, diğerleri 0.55. Açılan sandık sayısının da %98.31 olduğunu hatırlatalım. Şimdi Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimindeki tabloya bir kez daha bakacağız. Farklı oranlarla bakacağız bu kez. Açılan sandık sayısını bir kez daha tekrar ediyorum. %98.39. Cumhurbaşkanı Erdoğan %52.51, İnce %30.73, Demirtaş 8.30, Akşener %7.37, Karamollaoğlu 0.89, Perinçek 0.20. Ancak bu arada birkaç not vermemiz gerekiyor sizlere. O notlar da önemli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kesinleştikten sonra, sonuçlar kesinleştikten sonra bir açıklama yaptı. Açıklaması dikkat çekiciydi. Dikkat çekici unsurlar, öncelikle terörle mücadele vurgusu önemliydi. Terörle mücadele vurgusunun dışında artık seçimler bitti dedi. Bundan sonra bakacağız ve bir uzlaşma çağrısı yaptım. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'ya gelecek mi, gelmeyecek mi, o bir soru işaretiydi. O soru işareti de netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geliyor ve Ankara'da balkon konuşması gerçekleştirecek. Balkon konuşmasındaki o ayrıntılar, notlar önemli. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın balkon konuşmasında yapacağı notlarla birlikte biz bundan sonraki 5 yıllık sürecinde yol haritasını görmüş olacağız. Erdoğan'ın yaptığı balkon konuşmaları hep yol haritası niteliğinde oluyor çünkü. Ama ilk konuşmasıyla birlikte bunların ipuçlarını da verdi. Bu ipuçlarda dikkat çekici olduğunu belirtelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan demokrasi vurgusu yaptı. Hiç kimse kendi başarısını gizlemek için, başarısızlığını gizlemek için ülke demokrasisine zarar vermeyeceğini düşünüyorum dedi. Mesajı şuydu. Dünyaya mesajımız şu. Türkiye'de %90'a yakın seçime bir katılım var. Demokrasi dersi verdik dedi. Demokrasi zaferi ve bir sınavı bu dedi. Ülkemizde bir istikamet gösterdi dedim. Bu istikamette ve bundan sonraki 5 yıl için. Şimdi meclisteki sandalye dağılımına isterseniz bir kez daha bakalım. Toplam milletvekili sayısı 600. AK Parti %42.42 ile 293 milletvekili. MHP %11.16 ile 49 milletvekili. CHP %22.73 ile 146 milletvekili. Saadet Partisi 1.36, İYİ Parti 10.06, 45 milletvekili, HDP 11.54 ile 67 milletvekili. Şimdi bu rakamlar dikkat çekici ama bu rakamları da tabii bizim okumamız gerekiyor, değerlendirmemiz gerekiyor. Doçent Doktor Mehmet Sayıs Sobacı şu anda stüdyomuzda. Efendim hoş geldiniz.